İkizler Ucu'ya siktir edildim. Ben konuşmadım. Oh siktir. Lan ne yapıyorsun? Delirttin lan beni. Şah! Kediyi bir kere öpebilir misin? Gelirse öperim. Geldi lan. Thank you. Senin kız arkadaşın bundan sonra benim yârim. Dur şaka yapıyordum. Şimdi açlık tokluk şunları yapalım. Basalım gidelim. İstediğimizi alalım şuradan birkaç tane. Al bir tane daha. Tamam. Bro. Bıçağımızı yaptık. Şimdi iyi balta lazım bize. Bir tane boktanından. Tamam. Bas baba. Şimdi deri lazım. Aa. Ananı ki ya, şurada bir tane taş yok mu ama? Bir yandan şeyleri pişirelim. Harbiden mi yani? Başka yok mu? Arkadaşlar yayında bir sıkıntı falan yok değil mi lan? Bak doğruyu söyleyin ha. Çift PC fark etmiş mi? Oh, it's disgusting. Demek ki bir de şey çaksak, turbo çakıp 7000 bitrate versek akacak. Bıçağımız yeni, baltamız yeni. Titinet kullanıyorsun ilk defa aynı gibi. Abartmam Rahim ya. Ah siktir, ölmüş lan. Patates ver. Öldürmüşüz oğlum. Ne ekelim oraya? Az siktir, burada su yok. Ulan her şey çok kötü gidiyor şu an. Patates önemli. Şunları hemen yenilememiz lazım. Kaç patates oldu burada? Olmamış ki. Oğlum her türlü öldürürüm, o hiçbir şey değil. Şunları tazeleyelim ki sonra sıkıntıya gireceğiz oğlum. Oğlum oyundan koptum, o soru cevap muhabbet oldu ya. Açın abi, bana böyle çil çil sorular sorsanız ben böyle oyun oynarken anlatırım abi. Ama millet soru sormuyor ki. Böyle abuk subuk şeyler söylüyor.
Bak adam ne güzel bir konu attı ortaya abi. Lisede başarılı mıydın? Mis. Ver bunu. Ne ekelim buraya? Bence patates, patates çok önemli. Çifte patates yapalım. Şimdi su lazım bize tabii. Tamam, birer tane. Şunları da kasalım da uyuruz, öyle gideriz. Yemeklerimizi yiyelim. Şu düzeni elden bırakırsan ölürsün abi. Oh. Devam abi, pişir. Aa, üniversitede başarılıydım. Çünkü üniversitede sevdiğim bölümü okudum. İstediğim bölümdü her zaman. Kendi branşımdı yani o. Çizim yapmak, projeler üretmek, tasarım yapmak. O yüzden keyifliydi. Sevmediğim dersler yok muydu? Vardı. Ama ben teklemeden 4 senede bitirdim çok şükür okulumu. Ama ne bileyim, kalkıp da böyle bambaşka sevmediğim bölüm okusaydım ne olurdu, bir şey diyemem. Yalan olmasın. İnsanın sevdiği işi yapması çok önemli bir şey abi. Yani devamlılığı anlamında, verimliliği anlamında çok önemli. Bizim bu odada patates vardı lan. Keşke yapmasaydım dediğim bir şey var mı? Yok. Yani illaki vardır desem de, ama böyle hayatımın çok kritik bir anında ulan şunu yapmasaydım var ya şöyle olur dediğim vallahi bir şey yok. Bir de varsa da ona takılı kalıp yaşamayı seven bir adam değil. Böyle bünyem yok yani. Siktir et amına kodum, olmuş bitmiş işte diyebildiğim için. Pişmanlık kötü bir şey abi. Pişman olmaya insan... Kim insan kendini itekliyor o noktaya. Yayıncılık diyormuş. Yok, yayıncılık... Hayatımda aldığım gerçekten... Bak bunu niye böyle söyleyebiliyorum? Çünkü... Planlamadan... Ya olursa olur, almazsa da koy götüne gitsin dediğim... Ve her şeyi siktir ettiğim bir anda başladığım bir şeydi Twitch ve YouTube, aslına bakarsan. Oldu. Olmasaydı böyle der miydim bilmiyorum. Olduğu için iyi ki yapmışım diyorum tabii yani. Ben de bu işin buralara geleceğini tahmin etmiyordum. Yani bu işlerden para kazanabileceğim, sevdiğim işleri yaparak geçimimi sağlayabileceğim, ne bileyim dün söyleseler siktir git lan derdim. Okan Almas eme geçen KOS klanına bir kalp. Evet, KOS benim klan çok darladı o konuda. Yani Twitch yayını aç abi, Twitch yayını aç. Biz senin muhabbetini, sohbetini seviyoruz, biliyoruz. İnsanlar sever, izler. Tabii hiçbir zaman bu seviyeleri konuşmadık. Hep böyle hani 100 kişi izler, 200 kişi izler dedik ama. Sağ olsun, var olsunlar, destek verdiler. E sonra da sizler sayesinde de böyle geldim abi yani. Hani çok da planlayabileceğim bir şey değil. Öngörebildiğim bir şey değildi yani. Bunu fullledik. Buraya su gelmiş mi? Gelmiş. Şunları tazelememiz lazım. Şu an köyümüzü toparlıyoruz abi. Adamızı sağlıklı bir hale getiriyoruz. Çok önemli. Ha yani şöyle söyleyeyim. Benim klanım da her gün bana Twitch deyip durmadı. Götleri kalkmasın ya alt tarafı. Bir defa abi yayın açsın izlenir ha dediler bu. Sik kafaları. Yayın açtım. İzlemediler bile lan. Ben bağırıyordum. WhatsApp'tan sesli mesaj yazıyordum. Amına kodum ibneleri diyordum. Girin şu yayına, izlemeseniz bile online gözüksün ya. 3-5 izleyen olsun diyordum. Ona bile gelmiyorlardı. Hakkım yeniliyor diyor. Artistik yapma. Ya öyle bir ses kaydı atmışım. Duruyor hala ya. Bayağı sövmüşüm yani. İbneler Twitch açtınız, açtım. Oturup izlemiyorsunuz bile diye. Fırça kaymışım. Hani beni izlemek zorunda değilsiniz ama en azından online olun ki. Hani biraz üstlere çıkayım, 10 kişi falan olsun dedim ya. Telefonumdan açıyordum amına koyayım. iPad'im ve telefonumdan yayına giriyordum. İyi taktik bu arada, yapın. Sonra ağlıyorsunuz. Sıfır izleniyorum. Aç kardeşim 3-5 cihaz. Anana babana açtır. Bak nasıl 7 kişi izliyorsun. Ya bir de işte Oğuzhanlar izliyordu. 3 gün 4 gün sonra onlar geldi. Tamam, ne yaptık şimdi? Yemeğimiz de pişmiştir.
şunları okuyacağım birlikte, pardon özür dilerim ya. Sesi gelmiyor ya, görmüyorum. Şundan biraz ben içeyim. Şundan da içelim. Oh tamam. Bunlar pişmiş. Yanlış bir şey aldım. Tamam mıyız? Hazır mıyız ada gitme? Yok mu lan, bir tane yaprak var ya, şunu tamamlayayım, gıcık oldum. Evet, bunları da bırakalım. Ne diyorsunuz lan? Tukan hayallerin peşinde koşup bir ömür boyu risk al. Ya şimdi bak. Hayat o kadar basit değil arkadaşlar. Yani hayallerimin peşinde koşacağım deyip öyle zıplayamıyorsun. Götünün bir şeye dayanması lazım bir kere, bunu geçin. Yani şöyle dayanması lazım. Ben 4 sene boyunca tekstille uğraştım biliyorsunuz. Bir birikim yaptım, para harcamadım, biriktirdim. 3-5 bir şey koydum köşeye. Sonra mutlu olmadığımı fark ettim. Şimdi mutlu olmadığımı fark ettiğim an, abi anam babam sağ olsunlar her zaman destekçiler. Yani hani babam bir laf etmişti, oğlum senin sağlığından önemli mi? En kötü masaya bir tane tas çorba, bir tane fazla yemek tabağı, yani çok şükür yatacak yerim var demişti. Onun da vermiş olduğu yetkiye dayanarak baktım tekstil yapıyorum, para da kazanıyorum çok şükür ama hayat bu değil be dedim kendimce. Ya benim sevdiğim bir şeylerle uğraşmam lazım. Bu biriktirdiğim parayla idare ederim. Eğer o sevdiğim şeyler bana bir şey kazandırmazsa o zaman başımın çaresine bakarım. O zaman çok şükür cebimde bir tane mesleğim var. Endüstriyel tasarım mezunuyum. Çok şükür tekstilden anlıyorum. Tekstile geri dönerim. Yani bahsetmeye çalıştığım şey yok. Bir şeye tutunuyordum. Böyle havada uçmuyordum yani. Elimde hiçbir şey olmayıp da öyle radikal bir karar almadım sonuçta. Bu kafayla gaza geldim. Psikolojim de bozuktu. İlişkim çok kötüydü. Yani 4-5 yıllık bir ilişkiydi. Artık beynim kaldırmıyordu. Yani Allah sevdiğine sabır versin. Aklıma geldi bak bir an. O yüzden de bekarım yani. Hani bekar kalmaya ant içmiş gibiyim ama. Neyse o ilişki vardı. Üstüne İşler, tekstil kısmı çok yorucuydu. Ticaret yapmak Türkiye'de çok zor ki ben ticaret kafalı bir herif değilim. Ben böyle daha çok işte oynayayım, mıncıklayayım, karıştırayım, ne bileyim bir şeyler çizeyim, bir şeyler yaratayım kafasında bir herifim. Tamam yaptığım işin bir kısmı öyleydi fakat üretim kısmı da bende, satış kısmı da bende, kargoları bile ben yapıyordum ama yoruldum yani. Oğlum ben bu şeyi nereye attım ya, 2 saattir onu arıyorum ha? Gel yavşak. Balta, bıçak. Yeter herhalde. Gidebiliriz. Bir yıl olmadı lan. 2 yıl oldu. Ah yağmur, fırtına başladı ya. Bizi durduramazsın. Doğana. Biz her daim savaşmaya hazırız. Yelkenler fora bebeğim. Oraya dönme, oraya dönme amına. Yelkenler fora bebeğim. Hayır. Ya neyse, işin özeti arkadaşlarım. Ya dönme dönme ya. Niye dönüyorsun oğlum ya? Ah siktir. Bizi arayıp söyledim. Nereye gidiyoruz? 320'ye gidiyoruz. 140'a döneceğiz. 320'ye gidiyoruz beyler. Yağmur başladı. Size bir şey söyleyeyim mi? Hadi hadi git tuvaletine git oğlum, yolculuk ananı. Artık ayrıldım, yapacak bir şey yok. Hayır, kasalara bir şey olmaz.
320'ye gidiyorum. 140'a dönerken ada solumda kalacak. Battık amına koyayım. Buse'cim rahat ol, bendesin ya. Yanında ben varken sana hiçbir şey olmaz. Bir şey olmaz ya, bir rüzgar var. Bir saniye. Sesim iyi geliyor mu? Oyun bastırıyor mu şu an sesimi? Geldin mi lan yoksa? Ne siktir et, biz malzeme toplamaya başlayalım. Bu ne? Plank ver, pipi. Tamam. Temiz. Geldik mi lan yoksa buraya? Oo, pikeksi almadım ben yanıma salak. Yukka ver, yukka. Neyse toplayalım abi, ne var ne yok toplayalım işte ya. Saat 6. Oley. Galiba geldiğim ada bu ha. Emin değilim. Ben yatıp uyuyacağım ya. Oğlum ben bu açıdan hiç gelmemiştim ki ama. İlk defa adanın o tarafına gittim. Bence gelmedim buraya. Başka da bir şey yok. Ver baraka bize. Baraka ver baraka. Hay ananın. Gitmez abi, çapa attık ya, hiçbir şey olmaz. Evet evet, trank olarak alacağım bundan sonra. Şuraya pipi atmıştık ama duruyor mu? Pipi gitti mi? Almış mı? Almış ya. Ya kafama bir şey takıldı. O yüzden bir odaklanamıyorum oyuna. Yani hiç anlatabileceğim bir şey değil de. Ha şeyden bahsediyorduk ya. Şu radikal karar muhabbetinden bahsediyordum. Pardon. Yani o yayıncılığa başladığım andan itibaren zaten bu hemen gelişmedi bu arada, biliyorsunuz. Bir süre geçti yani. Ne kadar ay geçti? 8 ay mıydı? Noobstar'dan sonra hareketlenmeye başladı değil mi her şey? O da nereden baksanız. Tabii 7. ayımda falandı galiba. Onu Oğuzhanlar, Beskoplar falan daha iyi bilir. Şunları gideyim çantaya atayım. E tabi şey açısından biraz moraliniz kayboluyor. Ben o konuda şanslıydım. Mesela 7. ayım olmasına rağmen bir ara hatta böyle 6. aylarda falan param maram bitti. O biriktirdiğim ve idare ederim, ben hayallerimi yapacağım noktasının son raddesine gelmiştim. Para kazanamıyordum. Bir de köşeden yiyorsun tabi. Para bitti. Ama moralimi bozmadım yani, dedim bir şekilde olacak bu iş. Ve de sıkıntıya girdikçe insan biliyorsunuz daha çok çalışıyor, daha çok odaklanıyor. Holmes yayında. Tamam abi, bunu dördüncü kez söylüyor birileri. Ne olmuş oğlum Holmes yayındaysa? Bir açıklayın la. Ne yapayım amına koyayım Holmes yayındaysa? Ne demek istiyorsunuz? Anlamıyorum ki. Kapatayım, host mu atayım? Ne? Noobslara başvuru yerinde denk gelmiştim. Ha 5M diye mi diyorsunuz?
MSI yok abi. MSI'yi yarın yapacağım. Bugün pazar değil mi? E oğlum söyleyin. 4 lira Home Hüseyin'de, Home Hüseyin'de diyor birileri. Anlamıyorum. Zaten beynim çalışmıyor. Adamı fırçalamış gibi oldum. Abi ne var benim çantamda bu kadar ya? Ha. Korkuyorlar. Ya yok oğlum niye korksunlar ya? Benim şu tarzıma bir türlü alışamadı insanlar. Bir de abonem. Home Hüseyin'deymiş. Şey mi GTA mı oynuyor peki? Şu çok gereksiz ya şu. Bir şey söyleyeceğim, biz yatmamış mıydık? Ha daha sabah olmamış ki. Sabah olsun. Minecraft oynuyor. O zaman niye 13 yayında diyorsunuz falan diyeceğim. Tamam ya. İyi durumdayız. Yani bir kere adada da çok odun var. Fener yeniliyor mu? Yenilsin amına. Ben bugün yayını kaçta açtım? Erken açtım değil mi? Bir tık. Ha o da mı GTA geçecekmiş sonra? Şimdi bunu al, bunu al. Bunu da güzel böyle kasacağız. Oha 4 saat olmuş mu lan yayın? Vay arkadaş. Nerd Pros 3 lira olmuş. Abi selamlar, saçını uzatmak isteyen ne gibi tavsiyeler verirsin? Şu an o çirkin evredeyim, çok sabırsızım. İşte o çirkin evre zaten en büyük bela. Mecbur bekleyeceksin. Çok sabırsızım, çok yağlanma oluyor. Kolay gelsin yayınlar. Yağlanma çok oluyor derken saçını uzattığın için mi oluyor yağlanma? Ne alakam yok? Yıkamıyor musun? Yani bir taktiği yok abi bu işin. Ben bıraktım uzadı ya. Öyle bir ne bileyim işte uzatma tıraşı. Berbere gidip de abi saçımı uzatıyorum şurayı şöyle al da böyle uzasın falan herhangi bir şey yapma. Dümdüz bıraktım. Ya hatta bütün uzama evresini benim yayınlarımı, geçmiş yayınlarımı izleyerek görebilirsiniz yani. Saç dibinde bazen sivilce oluyor, sende oldu mu hiç? Oldu ama hani çok nadir, arada bir oldu. Hatırlıyorum öyle şeyleri. Uzattığım dönem değil, arada bir insanda olabilir abi. Yüzünde nasıl sivilce çıkıyorsa kafanda da çıkıyor. 17 senedir subay tıraşı yapıyorum, hiç uzatmadım. En rahat abi. En rahatı. Ya Allah'ını seviyorsan şunu al ve denize at ya. At ya. 2 saattir onun yüzüne acı çekiyorum. Tamam. Bunlar var. Okey. Yardır baba. Bir barakamız var ya. Bir baraka yapalım artık. Abi kaç kilo verince kafayı sıfıra vuracaksın? Kafayı hiçbir zaman sıfıra vurmam ben de. Ne oldu lan? Örümcek adama bağlı lan herif. Aa tırmanabiliyordu değil mi? Ana hop. Unutmuşum lan ben bu detayı. You know'dan beri izliyor musun sen beni lan? Manyak mısın oğlum? Doğru lan, ben yayıncılığa başka platformda başlamıştım aslında. Burdeners MC, iyi yayınlar abiciğim kalp. Kalitesi kalitesi pis pis herifler. Ne yapıyorsam orada. Evet düşersem kırılıyordur bu şekilde.
Kız arkadaşım lösemiydi. Tedaviye başlarken uzun saçlarımı onunla vururdum. Sıfıra tedavisi iyi geçti falan. İkinci uzay erken aldattı. Geçmiş olsun. Ne sandınız Tukan Bey'di? Iskaiz'in 4. ayını Prime'le inmiş. Vaa MC'ler falan da burada he. Samp'ta oynayanlar da takılıyor yayında. Gidin lan bak 12'de kapatacağım ha meslek fiyatlarını. Ağlıyorsunuz sonra, size demedim ya. Arkadaş Samsun üstünde birkaç gündür biz para kasmaktan sıkıldık, biz para kasmaktan sıkıldık. Amına koyayım en sonunda açtım iki katı yaptım. Alın lan kasın. Beta hediyesi olsun. Betacık. Mia hatırlarsın belki. Mia Ahmet. Vallahi hatırladım desem yalan olur. O zamanlardan yani çok az kişi hatırlıyorum. Hala görüştüğüm insanlar var. Ne yaptım la ben? Ha tamam. Evet, gidelim mi artık adaya? Toplayacağımızı topladık gibi ha. Belki birazcık şey toplanabilir içeriden, o kadar. Zaten acıktık. Asi. Yayınları bayağıdır izlemiyordum. Geldim reis. Etlican, hoş geldin. Köpek balığı avla, avlayalım. Ama işte o çok malzeme isteyecek ya. Yani bir köpek balığı avlayacağız diye de açıkçası şu kastığımız 2 saattir şeyleri çöpe atmayalım. Bir baraka maraka yapalım bari. Sıkıldım ama oyundan yani şu an yeter mesela, daha fazla oynamayacağım. Bir adaya dönelim de. Yaşlandım be abi dediğin. Amına koyayım ben Yunol'da 5 sene önce yayın açıyordum. Tabii yaşlandım. 5 sene önce lan. 24-25 yaşındaydım oğlum. Aa ne yapıyorsun lan? Beş sene az bir zaman değil. Tamam ya yeter. Bence gidelim. Yani bir şey kalmadı ki onda. Ne alacağız? Çok uğraşı adayı ip bağla çek. Bu ne amına koyayım, aldın yeter ya. oğlum uzun sürüyor gidip gelmek. Bari gelmişken insan her şeyi alası geliyor. Ne var ne yok toplayayım istiyorum ama. Evet fazla da aldım. Abi oyunda kötü adam ne bileyim, yanmayan bir şey var mı bilmiyorum ne? Yok öyle bir şey yok. Sadece doğa var. Siktir ben... 140 diye hatırlıyorum aynen. 140'a döneceğiz. 140'a dönerken ada solumuzda kalacak. Tamam lan işte şu karşıdaki ada bizim ya. Takılma. Oo. Tamam devam et. Dur lan. Adam olacaksın. Siktir et. Ver. Ana motor ana parçayı bulduk lan. Bunu önceki oyunda hatırlıyor musunuz? 3 gün aradık anasını satayım. Bu yalnız tekne büyük ki, bunun altı var mıdır? Götümüzden ısıracak gibi değilim şimdi. Okey. Tollu Başkan HD Prime'le abone olmuş. Hoş geldin kardeşim. Iskaizen sana da teşekkür ederim. 4. ayın yenilediğin için abi selamlar, onu okuduk. Silver Prison okuduk. Sintani 123 okuduk. Tamam. İşaret fişeği niye hiç boka yaramıyor? Ne yarayacak? Sıktın mı şey geliyor. Işık geliyor. Ne yapayım değişti? Aa oğlum plebleri unuttuk ya. Plebinyolar ne yapıyorsunuz ya? Unutmadın mı?
Yeter, adaya gidince çıkıyorum abi. Biraz video falan izleriz. Yoruldum ya. Chest'i görmedim mi ben? Yapma be, ona dön... Ne oluyor lan? Dönmeyelim ona şimdi, siktir et. Oy, ne oluyor lan? Şşş, git buradan git. Bu tekneyi deviremezsin kardeşim. Götün değilsen deviremezsin. O yüzden git artık. Hiçbir şey olmaz bu tekneye. Ama bir tane daha yelken yapmamız gerekebilir. Hatırladığına sevindik abi. Ayıp lan. Ne yapayım oğlum? Gıcık ediyorlar bazen. Deniz feneri yapsana. Nasıl yapılıyor deniz feneri? Öyle kafana göre yapabiliyor musun? En fazla kule çıkarız. Üste de fener koyarız yani. Evet, chestleri unuttum. Siktir et, boşver. Buluruz bir ara. Eyaletinizin Uber'i. TR Villa abone olmuş. Hoş geldin kardeşim. 2-3 orospu yüzünden biz konuşamıyoruz. Haklısın lan. Vallahi haklısın amına koyayım. Geldik mi baba? Hoppa! Ay. Dur şu üstümüzdekileri koyalım. İşte bu taşıma mevzusu sıkacağım ha. Bunu daha mantıklı bir yere taşıyayım, dur. Böyle yüz yüz olmaz. Gidebildiği kadar gitsin bence. Ama baga giriyor. Daha derin bir yer yok mu acaba? Şuradan bir açıktan alalım da, dur bakayım. Hop, sakin ol kovboy. Hah, şurada. İstiyorum lan, şöyle bir adada yaşamak istiyorum. Bak her oyunda aynı şeyi söylüyorum ama. Harbi çok istiyorum ya. Beni atsınlar, bir ay takılayım. Abi texture yüklesene. Ne texture lan? Boyunun texture peki falan mı var? Yoktur herhalde. Dön, 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 dön baba, dön baba. Dön. Aynen, git böyle, git böyle, git böyle. Burada sekmez herhalde ya. Sekmez abi dediğim yer zaten önceden sektiği yer değil mi? At buraya şimdi. Bu kadar ya. Mis. Evet. Survivor'a katıl. Yok oğlum, o bildiğin yarış. Ben böyle yaşamak istiyorum. Şunu da buraya koyalım. Değerli eşyalarımız köşesi. Bayağı da parça birikten motor yapabiliyoruz lan galiba. Dur bakayım. Lan motor yapabiliyoruz. Anam avradım olsun, motor malzemeleri var. Yok galiba. Bir tane eksiğimiz var. Helikoptere mi harcayalım? Neyse, siktir et şu an, zaten acelemiz o değil de. Burada. Çok güzel malzeme kastık ya. Bayağı bir şey yaparız. Siktir battı lan. Derileri şey koyacaktık. Parçalar var da benzin yap. Tamam, onları yapacağız. Daha patates yetiştiriyoruz. Önceliğimiz onlar değil zaten ya, ama güzel. O motoru bulmamız güzel oldu. Nerede tekne? Orada. Şunları bas baba. Bunlar baga girecek diye çok korkuyorum. Önce odunları yakına atalım. Tamam. Orası çok doldu zaten. Şuraya abanalım. Daha bir de bunlar var. Kırılacak sonradan. Lazım olduğunda kırarız. Şunlar kafam karışmasın, yerine atacağım. Kız olsam ilk sana verirdim. Kız olsaydın ilk seni sikerdim kardeşim. Düşünmeden direkt.
Abi Dota 2. Ne Dota 2'si daha ya? Ben baydım o chest'ten ya. Güzel, tamam da işte uzun vadede sıktı. Sampa onay vermiyor musunuz abi? Bir haftadır bekliyorum. Oğlum yani demek ki başvurun kötü. Kabul etmiyorlar. Bizlik bir şey değil o. Bayağı oldu kasmışız ya. Beri dans eden çocuk mu paylaşmış? Kuzenim, yeğenimdir lan o, ablamın oğludur. Ay ben çok yoruldum bir an ya, modum düştü. Uyuyacağım lan. Beni ayıktırın. Vallahi uykum geldi ha, ne güzel, terapi gibi. Ama normal bir uyku düzenim de düzeldi ya. 9.5 saat. Erkenmiş de. Oturdu ya, 12 gibi falan uyuyorum artık. 12'de bayılıyorum, sabah kalkıyorum. 4-5 güne bozulur gene o, bir haftaya falan. Çok ümitli olmuyorum. Tamam, mis gibi, her şeyimiz var. Geberiyoruz ama. Yeter bu kadar ya, çıkalım bu oyundan, sıkıldım. Şunları içelim. Kaçıncı gün? 15. güne girdik. Az kaldı ha. RP yap, kendine gel. Lan RP daha da adamı yoruyor ya. Lan. Bence biz bugün de uyuruz. Yeter, save ediyorum, yoruldum. 4 saattir oynuyoruz lan. Tamam.